Bu benim web ee, sayfası. Muyum, ben? Çocuklar Mustafa Doğan ütü deyince çıkıyor. Hiç adres almanıza gerek yok. Benim adımı söyledim. Ütü deyince ilk çıkan şey Google'da benimki. Ee, ve e, birisi bunları etbit ediyor değil mi çocuklar? Ben de ediyorum ya. Evet. Burada dersler var. Bakın. Ee, haberler var, bir de bizim bölüm var. Ee, bu benim verdiğim derslerle ilgili master ve doktora. Bu da bizim bölümün web sayfası. Kontrol ve Otomasyon Bölümü, benim profesör olduğum bölüm burası. Ee, burada laboratuvarlar var bakın, haberler var. Nasıl, nasıl laboratuvarlar var? Bir bakalım isterseniz. İşte. Ee, bir dakika şöyle yapalım. Şöyle geriye doğru gidebiliyoruz mu? Şuradan bir aşağı indireyim bunu. Ha, tamam. Şöyle tekrar açayım. Bakın robotik laboratuvar var, yapay zeka var, biyorobotik var. Burada ee, bu PCR testleri falan da yapılıyor COVID'de kullanılan. Drone laboratuvarı var. Endüstri ee, 4.0 Automation var. Bakın raylı sistemler var. Bu çok şirin bir şey. Birebir değil mi? Ölçekli bir kopyası Marmaray ve e, İstanbul Metros projelerinde kullanılan bir yer burası. Burası o endüstriyel otomasyon. Bu da ölçme. Mesela bu Böyle bakın birebir olmasa da e, hatırı sayılır bir ölçekte şeyi tren raylarını, otomasyon ve sinyalizasyon sistemlerini yaptığımız bir yer. Oyuncak gibi duruyor böyle. Çocuklar çok seviyor burayı. Siz büyüdünüz gerçi ama. Ee, bu robotik laboratuvarında da orayı da göstereyim. Otokol diye bizim bir kurum, kulübümüz var ve üturo var. üturo robot olimpiyatları var. Orada da görevliler. Ee, burada da e, robotikte işte hem dronlar hem çeşitli sensörler çok pahalı. Bir tane sensör burada 20-30 bin dolar. Şurada gözüküyor bakın. Heh. Bu pahalı sensörler şu üstteki duran şöyle silindirik şeyler var ya çocuklar. Bunlar lidar. E, lazerle mesafe ölçmeye yarıyor ya da etrafı tanımaya yarıyor. Göz gibi. Şu gördüğünüz küçük şeyler. Bu da drone. 6 tane degree of freedom serbestlik derecesi var. Böyle bir laboratuvarlar bütünü var ama esas şey olan önemli olan bu yarışmalar var ütüde. Onları takip edin. Etkinlikler diye. Ütünün sayfasında. Ee, bunlar daha önemli yani laboratuvarlardansa. S'den belki e, bu işler önemliydi ama şimdi giderek şey oluyor. E, başka şeyler çıkacak diyorlar. Yani ne çıkacak ben de bilmiyorum ama hani bu yarışmalarda mesela hekatonlar var. Hekaton dedikleri 24 saat içinde size bir görev veriyorlar. O görevi tanımlamak zorundasınız ya da bir şekilde çözmek zorundasınız. Sesim geliyor mu bu arada? Evet, evet geliyor musun? Evet. Evet, bu da benim web sahibi, şey, e -mail. Şunu biraz aşağıya almamız lazım. Heh. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi burada e, sorulara başlayabiliriz. Yani şeyden e, ütü etkinlikler sayfası var bakın. Buraya mutlaka girip bakın. Ütü hı hı. etkinlikler diyelim isterseniz. Hemen çıkıyor. Bunları takip etmeniz lazım. Etkinlikte diye bir etkinlik üteli TR var. Burada her türlü şeyler var. Robot kulübü var. Teknokentler hepsi var. Bu kulüpler niye önemli? Onu soru sorduğunuzda anlatacağım zaten. Hani kulüp nedir? İşte It Rover Amerika'da 13. sonra ilk 5'e ilk sonra da ilk 3'e kaldı. Mars Rover takımı. Ama bu hakikaten öyle yukarıdan bakıldığı kadar kolay değil. Orada Amerika'daki merselerle yarıştılar. Çok da zor bir şey oldu aslında. Şimdi soruları alalım. Hani o sıradan bir başlayalım. Soracağınız şey varsa. Tamam. Ee, evet. Öncelikle ben de tekrardan teşekkür ederim ee, yayınımıza katıldığınız için bizi kırmayıp. E, güzel bir başlangıç yapmış olduk yayınımıza da. Ee, öncelikle kendinizden ve kariyerinizden kısaca seyircilerimiz için de bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben e, şeyde Kabataş mezunuyum. Sonra üt Lektörü'yü bitirdim. Sonra Amerika'ya gittim. Master doktora e, için gittim. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. Doktora bitirdim son bir senesini. Ondan sonra e, Bahçeşehir'de Doğuş Üniversitesi'nde başkentte çalıştım. En son 2017'den beri şeyde çalışıyorum. Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Elektrik Elektronik Fakültesi'ndeyim. E, ve e, arada işte Amerika'da 4 sene NASA'da, burada da 2012-2017 arasında 5 sene sonra da çalıştım. E, tabii hepsi farklı alanlar. Biyomedikal falan da yaptım. E, i̇şte astrofizik yapıyoruz. E, kara delik ve nötron starlarla ilgili. Desktop düzeninde bakarsanız bunlar da galaksinin etrafındaki MDC yani Magellini Cloud'lar. E, cluster galaksiler. E, her konuda bir yayınım var diğer hocalardan farkımız o. Ee, hem biyomedikal hem fizik. Ee, aslında size de öyle şeyler tavsiye edeceğim. Yani kariyer kurmak değil. Şimdi e, 21. yüzyılda artık geçen yüzyıl transistör yüzyılıydı. Bilgisayarlar ve elektronik patladı. Bu yüzyılda algoritmalar diyorlar. Algoritmalar ne demek? Bilgisayar demek aslında ama tam olarak o değil. Soru sordukça anlatacağım. Tamam. Şimdi ikinci sorumuz biraz mesleğinizle ilgili. sizce mühendislik nedir ve sizin yoğunlaştığınız mühendislik alanınız nedir? Neden elektrik elektronik mühendisliğini o alanda uzmanlaşmayı tercih ettiniz? Bu mesleği seçmenizi sebep olan, sizlerine etkileyen bir olay veya bir rol modeliniz oldu mu? Vallahi aslında olmadı. Tamamen ben matematikçi olacağım dediler. O yıllarda matematik çok ma cazip değildi. Sonra işte bir şekilde en yakın hangi meslek var diye sordum. Elektronik dediler. Bizde elektronik o zamanlar popülerdi tabii. Şimdi bilgisayar popüler size söyleyeyim. Ee, öyle e, İTÜ'yü de çok e, esnaf beri takip ediyorduk. İTÜ rektörüyle konuşmuştuk o zamanki. Ama tabii herkes gelip rektöre soramıyor tabii. Yani mutlaka o işte çalışan birisine sormak lazım. Ya da içerisinde üniversitenin en yetkilisi kimse ya da orada okuyan bir öğrenciyle konuşmak şart. Ya bunu yapmadan meslek seçmek çok mantıklı gelmiyor. Ben öyle yaptım. ya yani çalışanlarla, üniversitedekilerle konuşarak seçtim. Okulu ziyaret ettim. O yıllarda bunlar hiç yapılmıyordu. Önemli yani dedim 82 yılı. Şimdi herkes yapıyor ama o yıllarda böyle şeyler yoktu. Ama kesin olarak bu mesleğin içindekilerle görüşerek yaptım yani. Hani ne iş yapılıyor, nasıl yapılıyor falan diye öğrenmiştim. Ben de senin soruları sormuştum. O zaman garip karşılanıyordu. Şimdi kimse garip karşılamıyor görüyorsunuz. Ya elektronik bir de her şeye e, öne olmuş bir meslektir. Yani ya yani retkenler ya da sadece çip teknolojisi diye bakmayın. Robot olarak da sadece bakmayın. Yani robotlarda da çipler var. Bu çip teknolojisi sayesinde şu anki bütün malzeme, tıp ve virüs bilimiyle uğraşan, aşıyla uğraşan herkese yararlanacağı şeyler çıkardılar. Ama bu geçen yüzyılın dilimi diye de söyleniyor yani. Yani şu anda çok popüler ama halen geçen yüzyılın en popüleri diye geçiyor. Sizin de dediğiniz gibi her dönem farklı farklı meslek grupları öne çıkıyor. Peki şu an günümüzde elektronik mühendisliğinin yeri nasıl ve neden bu kadar önemli? Ya neden? Çünkü ya, şimdi herkesin söylediği ortak şey üç tane üniversite bitirin. Google'da ve SpaceX'teki sorulara da bakın. internette var. Personal achievement de, ne yaptınız falan diyorlar. Ee, ne oluyor? Ee, yani interdisipliner çalışın diyorlar. Ya yani disipliner arası çalışma. Robot da öyle mesela. Robotta hem mekanik var, hem bilgisayar var, hem elektronik var. Elektronik buna en yatkın olan bölüm bütün mühendisliklerde interdisipliner çalışmaya en yatkın olan bölüm. Ya yani aslında ben sizin yerinizde olsam şöyle düşünürüm. Yani aslında ileride üniversite kalkacak şöyle şeyler çıkacak. Bakın ilk başta etik felsefe eski Yunan'a dönecek yani eğitim. Etik ve felsefe okumanız gerekecek. Yani siz değil de belki sizin çocuklarınız buna da yetişebilir. Sonra temel bilimler, fundamental science gelecek. Sonra da isterseniz uzmanlaşacaksınız. Yani burada da artık e, eskisi gibi değil, tek bir meslek değil, böyle e, bir daha fazla meslek. İşte bunlardan birisi elektronik, birisi komütör, bir tanesi de işte makine olacak mesela ileride ya da başka şeyler olacak. Mesela geçen gün bir master programı açılmış, oyun tasarımı bölümü var ütüde. Çok az öğrenci var ama oyun tasarımı için master programı var. Garip garip dersler çıktı şimdi. Yani bu Harari'yi falan ya da TEDx'i takip ederseniz göreceksiniz. Meslek değil artık. Bu mesleklerin çoğu ölecek. Yapay zeka var. Bunları araştırın lütfen. Bu CPT3 diye bir şey çıktı. Geçen gün Google'dan da birisi ayrıldı söyledi ya 7 yaşındaki çocuk gibi sorular soruyor diyor yapay zeka. Yapay zeka giderek gelişiyor. Ya yani eskiden Google Translate'e bir şey koyuyorduk. Çok kötü çeviriyordu. Şimdi çok iyi çeviriyor. Bizden daha iyi çeviriyor. Yani interdisipliner ne demek? AI zaten öyle bir... Ya AI sadece kompütür değil çocuklar. Ya sadece kompütür olsa çok basit olur. Bu da interdisipliner. Interdisipliner... İngilizcesini yazayım isterseniz interdisiplineri diye yazılıyor. Yani aslında disiplinler arası demek. Disiplinler arası olması e, elektroniğin en büyük avantajı. İsterseniz biyomedikal yapabiliyorsunuz, isterseniz e, kompütür yapabiliyorsunuz, kompütür hardware yapabiliyorsunuz. Her şeyi otomasyon yapabiliyorsunuz. Her şeye açık aslında. Sonraki soruyu alalım. Sizin gözünüzde elektronik, elektrik mühendisi olacak birisi Sizce ne gibi özelliklere sahip olmalıdır? Önce matematik. Her şey başı matematik çocukla. Sonra pratik. Bu pratikten sonra da fizik. Bunlar olmadı. Pratik nasıl ben okulu bitirmeden işe girmiştim. Herkes şimdi böyle şey. Liseye de staj koydular haberiniz olsun. İstanbul'daki liselerde staj var. Sizde var mı? Artık bir ay yazları staj yapmasını istiyorlar. Bizim olan Befe gidiyor. Staj yapmanız şart. bizde de zorunlu bir staj yok ama dediğiniz gibi öneriliyor yapmanız. Evet, evet. yani niye? Çünkü iş hayatıyla ne kadar erken tanışırsanız artık o kadar iyi. Yani esna doktora tezi olan konular şimdi mesela Amerika'da bir yarışmada doktor öğrencileri değil de lise öğrencisi 200 bin dolarlık bir ödül aldı. Yine... Yani drug delivery ya da yapay zeka ile ilgili bir dalda. Hani ille de üniversiteyi okumadan da bir şeyler yapabiliyor insanlar. Kafanızı şartlamayın. Ama şu bir gerçek yani. Ne okursanız okuyun verilen eğitimi aşmanız lazım. Yani büyük bir yere işe girmek istiyorsanız Google'a girmenin ya da SpaceX'e girmenin yolu çok zor. Birkaç disiplin bilmenizi istiyorlar ve bunları da ilişkili öğrenmenizi istiyorlar. Bu relational diyoruz biz buna relational learning var. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama relational and synthesis yapacaksınız yani. Ya bütün dersleri ve disiplinleri birbirine bağlayan bir kafanız olmalı. Bu da biraz kolay gelişmiyor. İnsanlar genelde ne yapıyor? Bir meslek öğreniyor. O meslekte uzmanlaşıyor. Bilgisayarsa bilgisayar, kompütür, elektronik elektronik böyle gidiyor. Bu yanlış bir şey artık. Çok acı ama yanlış bir şey. Yani şu anki mezunlar işsiz kalma ihtimali çok yüksek insanlar. Size net söyleyeyim. Çünkü birkaç şey bilmelerini isteyecekler. birkaç şey de bir de bir meslek öğretemez. Hani birkaç iki meslek belki öğrenirsin. Hani double major yapma Ama üçüncü zor geliyor. O yüzden hayata yayılacak eğitim deniyor. Nasıl yayılacak? Uzun dönemde birkaç mesleğiniz olacak sizin. Bizim gibi değilsiniz. Bunun için de kafanızın açık olması lazım. E nasıl kafanız açılır diye sorun? İşte bunlarla açılıyor bakın. Ya bu temel olmazsa sizde Temeli kazanmazsanız üniversite hayatınızın başında sonrası çok zor. Emin olun bayağı zorlanırsınız. Niye bu çok önemli bu şeyler? Çünkü aslında birçok şey temel bilimlerden çıkma bütün mühendislikler. Etik ve felsefe olmazsa bakın AI'da 7 yaşındaki zekalilik sorduğu şey beni kapatacak mısın diye sormuş şeye, Google mühendisine. Eğer doğruysa tabii bu bilgi. Ve de lütfen internet okuduğunuz her şeye inanmayın. Onların çoğu yanlış çocuklar. Ya iyice araştırın ya öyle bir şeye bakıp karar verirseniz kesin yanlış ya. Yüzde yüz yanlış. Ee, yani niye onu soruyor? Fişimi çekecek misin diyor. Herkesin bir varoluş problemi var. Şimdi size de sorsak AI bize bir şey yapacak mı dersiniz? Herkes kendini korumaya çalışıyor. <laughs> Doğal olarak. Ha. Ama ya yani meslek seçerken Artık bu mühendislik dallarını değil de bu klasik sorular sizin sorular daha genel düşünmeye çalışın. Yani iki sene sonra bir üniversiteye giriyorsunuz. Ne zaman giriyorsunuz? Ben lise ikideyim. İki sene sonra gideceğim? İki sene ben... sonra şey iki sene de hazırlık düşün ya da bir sene işte bir sene de temel bilimler. Hani var ya mühendislik ve doğa bilimleri. Bir <laughs> defa. Öyle bir şey yapsa. Şimdi dört sene sonra meslek seçseniz daha iyi olacak gibi geliyor bana. Yani üniversite girerken seçmek çok akıllıca değil. Almanya'da falan öyle değil ya da Amerika'da. Artık onlar kaldırıldı. Krediler de azaltıldı. Biraz da tabii online dersler de falan da artık şey önemli. Başka soru? Yani bu soru yine spesifik olarak biz hazırlamıştık aslında. Elektronik mühendisliğinin size kattığı en önemli ve faydalı özellik ne diye soracaktık. Ama yani dediğiniz gibi bütün disiplinleri bir arada göz aldığınızda böyle bir eğitimin mühendisliğin size kazandırdığı en önemli özellik ne oldu? Matematik tabii ki. yüzde %80'i matematiktir. Ağır matematik ve fizik. Şu diğer mühendisliklerde belki makine de birazcık vardır o kadar ama elektronikteki daha ağır çünkü çip teknolojisi var. İşte çip teknolojisi şu anki teknolojinin temeli. 60'larda başlıyor geliştirilmeye. Ee, giderek de hızlı bir şekilde artıyor. Ee, işte 100 milyar transistör var şimdiki intihar çiplerde. Düşünemiyoruz bile yani. Halen bizim eğitim sistemi 3-4 transistör öğretiyor. Sizce bu doğru mu? Doğru değil değil mi? 100 milyar transistör çip yapmak için. Işte başka bir şey yapmak lazım. Yani e, ben elektronik mühendisliğinde e, 10 yıl ara verip Amerika'ya gittim de nasıl burs aldım. Da, 300 kişiden bir kişi oldum. Ama tabii bu matematik ve fizik temelim sayesinde oldu. Elektromanyetik dalga teorisi bilgim sayesinde oldu. Şimdi bunlar Türkiye'de çok zayıf şu anki eğitimde. Neden zayıf? Çünkü test temelli eğitim yapılıyor klasik matematik öğrenemiyorsunuz. Üniversitede herdeki klasik matematik de kaldırıldı gibi oldu. Yani çok kalabalık olduğu için üniversite mevcutları. OECD'nin çok üstündeyiz. Yani üniversite okuyan insan sayısı çok fazla, üniversite sayısı fazla ama kalite tabii hiç öyle değil. Kalitesiz. bakın world class şeylere görürsünüz. Aşağılara iniyoruz sürekli. Nedeni de e, çalışma ya da takım çalışması olmaması Türk üniversitelerinde. Birkaç disiplin bir araya gelip proje üretememesi. Avrupalılar bunu çok güzel yapıyor. Ee, ya da Amerikalılar. Mesela Avrupa'daki projeyi söyleyeyim size. Hem psikoloji hem sosyoloji bölümünden insanlar var. Hem oyun sektöründen insanlar var. Hem de genetikten insanlar var. Ortak proje yapıyorlar. Birisi oyun oynarken farkında olmadan genetik problemi çözsün diyorlar. Bunu bizim ülkemizde yapabilir miyiz? Ya çok zor çünkü takım çalışması hala bizim anlamadığımız bir şey. Sizin bu FRC çok önemli. taşta da aynı şey oldu. Bir takım içinde nasıl çalışılır? Bence çok önemli. Mesela ileride ne kalacak diye sorun. Takım çalışmasını bilen insanlar, yaratıcı insanlar, bir de iletişimi iyi olan insanlar kalacak. Onun dışındakiler bence çok kalamayacak gibi geliyor. Yazalım isterseniz. Eğitim neye dönüşecek diye yazalım. Eğitimin sonu bu eğitimin geleceği diyelim. Bir iletişim çok önemli çocuklar. İletişim yeteneği çok önemli. Takım çalışması çok önemli olacak. Bir de tabii ki yaratıcı düşünce değil mi? Yaratıcı düşünce. Şimdi bunlar nasıl gelişir? Bu eğitim sistemi de biraz zor tabii. Yani çünkü sizin FRC takımları tabii ya da o yüzden kulüplere katılın diyorum. Ütüde de var. İşte Mars Rover projesi, elektrikli araç projesi, yelken projesi yok. Başka projeler var. Otonom araç projeleri var. Bunların hepsi hocaların çok az etkide bulunduğu, genelde öğrencilerin götürdüğü projeler. Ve her mühendislik dalından öğrenci oluyor. Yani bir tane değil de herkes çalışıyor. E tabii bu da insana çok şey öğretiyor tabii. Yani aslında üniversite kalksa ne kalır diye sorsanız mentor ve bu takımlar kalır. Yani mentor olmak önemli. Mentorluk da hocamıza çok saygı duyuyor. Sizin hiç böyle yerlere hazırlıyorlar. O kolay ha. bir iş de değil yani. Bir FRC'ye katılmak, takım kurmak, başarılı olmak. Ba baktım ben sizin başarılarınız da var. Başka bir girişimcilik ödülü mü aldınız? Evet, evet. O da bir ödül ilk dörde girdiniz diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet. evet. İlk dört iyi. Valla bence iyi. Yavaş yavaş seneye birinci olursun. Yani Kabataş'ta bir sene şampiyon oluyor. Bir sene sonra e gidiyor. Bir, bir sene başka bir şey yapıyor. Şimdi bu seferki sorumuz biraz mesleğinizin zorluklarıyla zorlukları ile ilgili. Elektronik, elektronik mühendisi olmak beraberinde hangi zorlukları getirdi? İş hayatınız boyunca karşılaştığınız bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz? Elektrik mühendisi olmayı planlayan bir insan nasıl bir iş hayatı ya da gelir beklemelidir? Falan bizim savuzda çok iyiydi. Zorlukları çok fazla çünkü Türkiye'de montaj sanayi var. Ne yazık ki çok üretim yok. Kompanyat bazında bir üretim var. R&D de yoktu biz okuduğumuzda. Şimdi var yani savunma sanayinde falan var ama yine sınırlı. Çünkü niye sınırlı? Bizde temel parçacıklar yani çip teknolojisi işte kullandığınız ekipmanlar, ölçüm cihazları hep yurt dışından geliyor ve dolara bağlı. Tabii şey oluyor onları hepsini sağlamak zor. En çok zorluk çektiğimiz şey bu şeyleri update edememek mesela. Hani diyelim bir hastaneye gittiniz aletler çok eski kalibre edilmemiş. Diyelim bir gazete sistemi kurdunuz. Yurt dışından bir parça bekliyorsunuz gelmiyor. 3 ayda geliyor. Ya da yanlış geliyor. Ya Bir şey üretmekle e, kullanmak çok farklı. En büyük zorluğu o. Başka ne vardı? E, başka? Bu Aa, zor... Aynı soruyu sorun aynı sorunun, devamlı sorun. Tamamdır. E, bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz? Vallahi çok zor geldik. Yabancı mühendisler gelip çözemiyordu, ben çözüyordum. 14 sene özel sektörde çalıştım. Sonra akademisyen oldum. Mutlaka pratik mühendislik gerekiyor. Yani pratik bir işte çalışmış olmak, bizim okuldaki hiçbir akademisyen de yok. ya yani bizim bölümde, fakültede yok. Herkes e, okulu bitir bitirmez akademisyen olmuş. Aslında Amerika'da öyle değil. 3-4 yıl özel sektörde çalışmak şart. Pratik bilmeniz çok önemli. E, ben pratik olmasaydı başarılı olamazdım yani akademide de. Çok kısa sürede profesör oldum ben. Ee, ben benden benim mevzu, yani ben o 14 15 sene dışarı çalıştım. O senelerde okulda olup profesör olamayan bir sürü arkadaşım var. Ee, önemli olan zaman değil aslında. Hani iki seneniz var üniversite. O iki senede binlerce iş yapabilirsiniz. Temel olarak bütün zorlukları aşağı, ülkede de çok zorluk var. Onu da kabul ediyorum. Türkiye çok zor bir ülke. Eğitimi de çok doğru değil. Ama bu zorlukları aşmanız için biraz tutkuya ihtiyacınız var. Tutku da yok sizlerde motivasyon benim öğrenciler üniversite 1'e geliyorlar hepsi balık gözü gibi bakıyorlar. E çünkü ÖSS oluyor işte sınav oluyor değil mi? O sınava hazırlanıyorsun işte dersler falan oluyor. Aslında bu çok doğru değil yani üniversite seçme sistemi. O da sizi strese sokuyordur. Bence o tip streslere gireceğinize daha böyle geniş düşününlerim. derim yani. Hani zorlukları aşmak istiyorsanız başka ne yapabilirsiniz? Ya o size kolay gelmeli olsun onun dışında bir şey yapmak lazım. Yani işte yurt dışına bakın mutlaka artık bunlar var. Macaristan'a bile gidip okuyan öğrencilerim oldu. Kabataş'tan mesela çok giden var. Ben gördüm. Bayağı yurt dışına giden oluyor. Sabancı'ya falan da çok giden oluyor. Ya yani bir de bu yaz okulları var çocuklar. Koç'un, Sabancı'nın ve birkaç kişinin. Onlara katılın hani aslında... öyle ya böyle onlara girdiğinizde hem okulu tanıyorsunuz üniversiteyi hem de orada insanlarla konuşma şansınız oluyor ee, mutlaka bir tanesine katılın ama mutlaka bir yakınınızda bir elektronik işi yapan varsa ona da gidip bakabilirsiniz kimse size hayır demez ben lisedeyken çalışıyordum çalışmak kötü bir şey değil başka e, soru gibi bizim okulda da aslında yurt dışı e, çok fazla düşünülen bir seçenek haline geldi ee, özellikle FRC'de bizde elektronik mühendisi olmak isteyen çok fazla kişi oluyor takımımızda da. Ee, onlar için önerileriniz neler olur? Ya da siz şu anki konumuza gelmek için e, nasıl bir eğitim aldınız? Ya da nasıl bir eğitim alınmasını tavsiye ediyorsunuz? Valla e, ben bunları tabii benim abim ressam doğal olarak onda. O benden bayağı büyük. Ee, hep ok, kitaplarını falan alıp çalıp okurdum. O zaman çok kitap yoktu. Şimdi siz çok şanslısınız. Bir, bir kere kitap okumanız lazım. Yani üniversite sınavı için de çok önemli. Hızlı okuyan hızlı anlıyor. Ve her şey okumanız lazım yani. Tostoy, Dostoyevski, Psikoloji. Kitap okuyan bir insan okuyup yazarak öğreniliyor çocuklar. Böyle ekrana bakarak hiçbir şey öğrenilmiyor. Ben bunu benim çocuklara öğretemedim ülkedekilere. Bastır öğrencilerime soru soruyorum. Kuara var, Edeon yapan siteler var. Oralara yazıyorlar. Sanki biz oralara giremiyoruz. Garip garip. Çözüm olmayan bir soru var. 6 yıldır kimse çözemedi. Demek ki her şey internette yok değil mi çocuklar? Değil mi? Evet hocam. bizi çok kötü cevaplar verdiler diyorlar. Hocalara soruyorlar. Yok. Hala o soruyu çözemediler. Ama neden? Çünkü bizim eğitim sistemi ya yani odaklı, hedef odaklı diye bir şeyler var ya sakın onlara kalmayın, tamam mı? Ya hedef odaklı ne demek? Belki soruyu çözemeyeceksin. Çözemediğin soruya nasıl yaklaşacaksın diye bir kafa yok bizde. Niye yok? Çünkü yaratıcılık yok. Hep böyle okumadan ve yazmadan olmaz eğitim. Mutlaka okuyup yazın. Birinci şey o. En önemli şey okuyup yazmak. Yani benim en büyük kazancım oydu. Bir de hafıza geliştirmek lazım. On yıllara verdiğinizde siz bir yıl sonra o dersi unutuyorsunuz. 10 yıl sonra o bilgiler nasıl kalabilir kafada bunu düşünün. Hafıza çok önemli. Yani hafıza geliştirmek tekrara dayalı. Nasıl tekrar edebiliriz sıkılmadan? Şimdi herkesin ağzında şöyle bir şey var. Ben mesleğimi sıkılmadan yapmak istiyorum diyorlar lise öğrencileri. Aslında doğru soru bu değil. Sizce ne olmalı doğru soru? Yani nasıl bir meslek istersiniz mesela? Size soruyorum yani. Sıkılmamak mı istiyorsunuz? Bir şey mi öğrenmek istiyorsunuz? Başka ne istiyorsunuz? Ne bekliyor? hani bu öğrendiğimizi unutuyoruz. Uzun nedeni birazcık da zorla ve ezberle öğrendiğimiz için. Evet. Bence. Peki <laughs> siz ne istiyorsunuz? Diyelim yanlış onlar. Hadi kabul ediyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Yani daha pratik yaparak benimsediğimiz bir iş olduğunda bence o zaten kalıcı hale gelmiş olur diye düşünüyorum. Yani üniversiteden ne bekliyorsunuz mesela? Herhangi bir üniversiteden. Yurt dışı da olabilir. Canım. Ben yurt dışında da kaldım uzun Böyle ezberden çok deneyerek görülebilecek, yaşayarak anlaşılabilecek bir eğitim olabilir. Evet, aslında bir bakın bakın başarılı olan insanlara bakın en büyük şey nedir? Tutkuyla bağlı olmalarıdır yaptıkları işe ve ondan başka bir şey düşünmemeleridir aslında. odaklanmak yani. Şimdi sizin en büyük probleminiz odak ve yaratıcılık eksik. Ve inisiyatif de kullanmıyorsunuz çünkü korumacı ailelerde yetiştiniz hepiniz. İnisiyatif nasıl kullanılır? İn intuition diyoruz İngilizcesi. Intuition nasıl elde edilir? Valla o Amerika'daki öğrencilerin en çok karşılaştığı problem o. İnisiyatif kullan, Türk öğrencilerin inisiyatif kullanmaması. Niye inisiyatif kullanmıyoruz? Çünkü zaten aileler bizi ne yapıyor? Baskılıyor değil mi? Şimdi şurada öğrenci öğrenci konuşuyoruz. Değil mi? Baskılamıyor aileleri sizi. Ya açıkçası özellikle bizim okulda çok fazla seçenek olduğu için yani hem ben eğitimi hem ay eğitimi birazcık daha seçim bize kalıyor yine. Yani o yüzden bence evet, biraz daha, daha sen Ama evet. işte zeka çocuklar tekrara dayalı hafıza e, özgür insan yaratabilir. Yaratıcı olmanın en önemli koşulu özgür ve kafanın ve motivasyon yüksek olması. Bunu sağlamak çok zor. Öğrenciyi motive etmek çok zor. Hele günümüzde iyice zorlaştı yani. Çünkü online kaynaklar çıktı. Covid oldu değil mi? Bizim üniversite öğrencileri de hocam işte ilk hocaları seyrediyoruz. Yok falan filan diyorlar. Derse gelmiyorlar bazıları. Ee, benim dersler genel kalabalık dersler. Ama hiç girmedikleri bir çocuk ya hocam bir sizin derse Biz derse daha giriyorum. Değil? Kaç ders alıyorsun? Sekiz ders alıyorum diyor. Altı derse girmiyor. Bu doğru mu üniversite hayatı mı sizce? Değil tabii ki yani. Bu şöyle bir şey çocuklar. yani o mesleği sıkılmadan yapmak opsiyon dışı artık. Yani o çok eski de kaldı. Sizin tutkuyla bir şey yapacağınız Bir şey, panda mertan science'dan seçin. Meslek seçmeyin. Benim önerim o. Temel tamam bilimlerden hangisini kendinize yakın hissediyorsanız o konuda çalışın. MIT'nin başında seneler önce bir biyoloji şey geçti. Engineering School'dur orası biliyorsunuz. Biyoloji ile ilgili bir kadın geçti. Biyolojinin Almanya'daki bir önlü bir bölüm var Fraunhofer'in orada. Oraya da bir mühendis, kontrol mühendisi geçti. Ya artık bunlar birbirine girdi. Harvard Engineering açtı yani. Bütün o saldığını bir kenara bırakıp Engineering Science açtı. Demek ki bu disiplinler bir de kaynaşacak. Ama nasıl kaynaşacak? İşte birkaç şey okumanız gerekecek. Tek bir meslek bitti artık yani. Net olarak bitti. Ve mutlaka etik felsefe ve fundamental science bilmeniz gerekecek. Çünkü onlar olmazsa zor bir problem çıktığında, yalnız anne babanız ya da öğretmeniniz olmadığında nasıl karar vereceksiniz? Veremeyeceksiniz. Biz bunu görmedik diyeceksiniz büyük bir olasılıkla. Hele de bir de yurt dışındaysanız diyelim imkansız bir problem çıktı. Yani teknik ya da değil, sosyal ya da psikolojik. Mutlaka soyut düşünmeniz lazım. Bizim hiçbir öğrenci bunu geliştirmiyor. Soyut nasıl geliştirilir? abstrak Önce abstract thinking geliştiriliyor Batı'da. Sonra ideyalar çıkıyor. Sonra da işte şey çıkıyor. Lojik ve engine çıkıyor. Önce lojik çıkıyor. Sonra başka şeyler çıkıyor. bunlar hep bir, bir silsile. Biz ne yapıyoruz? Soyut düşünmek nasıl başlar? Hemen ben size söyleyeyim. Nasıl soyut düşünmeyi öğreniriz? Her şeyin başı o. Değil mi? Matematik de öğreniriz değil mi arkadaşlar? Matematik. Ama sizin öğrendiğiniz matematik değil tabii bu. Klasik matematik olması lazım. Klasik matematik üniversite bir de gösteriliyor hala. Onu öğrenirseniz soyut düşünmeyi geliştirirsiniz. Klasik matematik bilen birisi en zor problemi bile sosyal psikolojik olsa bile çözüyor. Çünkü kafada sistem sahibi insanlar lazım gelecekte kafada bir sistem olmazsa ya yani bilgisayar yapıyorlar ya hani fabrikada 1940'larda 50'lerde nasıl yapıyorlardı? Turing diye bir adam var. Bu adamın hayatına bakın. Kafasında yapıyor makineyi Turing. 5'in kafada yapılmış bir şeydir. Adamın kafasından çıktı. II. Evet. Dünya Savaşı'nda o şeyi çözüyor işte. Almanların şifresini kıran adam Turing. Alan Turing. Şimdi ise isterseniz bu meslekte sahip olduğunuz deneyimlere biraz bir bakalım. Mustafa Bey, siz hem CERN hem de NASA gibi dünyanın bilim ve teknoloji alanındaki en önemli kurumlarında başarılı projeler yapma fırsatını yakalamış bir bilim insanısınız. Şimdiye kadar yaptığınız projelerden en keyif aldığınız hangisi oldu, neden? Vallahi en keyif aldım aslında tarih parçacıyla şey oldu, e, otomatik pilot projesi NASA'daki. Ama onu bozmaya çalıştık yani. MIT'den bir çocukla ben bozuyorduk. Sonra o bit bit bakıyordu. Ben modelini yapıyordum. Bir tane reverbation chamber var. Oraya her türlü elektromanyetik alanı sokup çorba yapıp şeyi bozmaya çalışıyoruz. Otopilotu. Çalışmamasına neler neden oluyor diye bakıyorduk. O çok zevkli bir şey aslında. Tabii kocaman bir alet veriyorlar. Birkaç yüz bin dolarlık boz diyorlar. Aslında bundan daha iyi bir şey olmaz diye düşünüyor insan değil mi? Bir de orada şeyi gördüm bu transsonik ve fırtına simülasyonları vardı. Fırtına hala çözülemiyor biliyorsunuz. Türbülans. Onların simülasyonlarını görmüştüm. Onlar çok zevkli. Bir de Sörde tabii tarih parçacığı bulunduğunda oradaydım ben 2012'de. O heyecanı yaşadık orada tabii ki büyük toplantı salonlarında. Teorik fizikçiler var mesela Sörde. Onlara kimse şey yapmıyor, karışmıyor. Teorik fizikçiler bir kat var böyle ortak bir platform. Bilgisayar falan da çok az var. Hep asistanlar var. Orada çalışanlar var. Halen Avrupa'da var bu. Amerika'da yok. O teorik fizikçiler de korkunç zeki insanlar yani size söyleyeyim. Bilgisayar bile kullanmıyorlar. Çünkü niye bilgisayar kullanmıyorlar? Teorik fizik e, çok ağır bir bilim dalı. E, düşünmeye ve soyut düşünmeye dayalı işte. Bunlar e, ailelerinin aynen Türk gibi problemi kafada taşımak zorundalar. O da çok zor bir şey kim kalacak, kim başarılı olacak, kim Einstein olacak diye sorun. Kafasında makine taşıyanlar, AI'yı kafasında çizenler başarılı olacak. Ama bu tabii böyle hemen yapılabilecek bir şey değil. Yani matematiğinizin çok 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 iyi olması ve çok gelişmiş olması lazım. O da zamanlı üniversite. hani ilk gittiğiniz üniversiteye ilk yapacağınız şey matematik ve felsefe çalışmak. Bunu yapmazsanız çok kötü gelecek yani bekliyorsunuz. Niye matematik bu kadar önemli? Çünkü Bilgisayarın temeli de matematik, EA'nın temeli de matematik yani ne yazık ki ee, ve bunu iyi öğrenmeniz lazım. Ya bir küs dört diye sayı sayarsanız 4 sene sonra ya da beş sene sonra üniversite bittiğinde bir iki kaybettiniz yani sayı saymayı da değiştirmeniz gerekiyor. Bir sürü şey öğrenmeniz gerekiyor yani normal matematik öğrenmemeniz gerekiyor İşin kötüsü. İşte bunu bir düşünün, abstrak matematik ya da diskret matematik diye geçiyor. Ya bu e, ya bu şeye benziyor çocuklar. AI nasıl yazarım diye düşünüyorsanız diskrit matematik ve şey çalışmanız lazım. Theory of Computing bu adamın geliştirdiği. Bunlar çok önemli. Bir de tabii Hı. sonra bir oyun indirmiştik 20 GB. Kaç saniye edilmiş olabilir? Ben dedim bir kahve içelim ya da bir, bir içelim dedim. Benim orada öğrencim var bir tane beraber yer altında çalıştık. Hocam kahveye gerek yok indi dedi. Bir saniye dinliyor. Ya adam direkt backbone'a bağlı tabii. 165 petabyte data çıkıyor. Nereye koyacak onu? İnterneti bulan adamlar direkt bağlı ve bir tane lüktler santral sırf oraya çalışıyor. 200-300 megawatt. Peki CERN'de ve NASA'da yani böyle bir altyapıyla çalıştıktan sonra hani Türkiye'de elektronik mühendisliğinin altyapısını ve bu alanda çalışan kurumların yeterliliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla çok yetersiz yapacak bir şey yok. Çünkü bütçeler yetersiz. Ütünün bütçesi Amerika'da bilgisayarın bütçesi kadar. Her yerde yazıyor. Bütün üniversitelerimizin toplam bütçesi Amerika'daki bir okulun bütçesi kadar. Düküne meselesi. Evet. Adam şimdi ben Amerika'daki arkadaşlarımla konuşuyorum, düküne üniversitesiyle konuşuyorum. Ee, ya onlar bize öyle bakıyorlar. Bu adamlar zaten parası yok. Ne yapabilirler ki diye bakıyorlar açıkçası size net olarak söyleyeyim. Böyle evet, yani... baktığımız zaman yani Türkiye'de bir elektronik mühendisi mesleğini iyi bir şekilde gerçekleştirebilir mi sizce? Ya, o her zaman mümkün. Yani illa da her şeyin var olması gerekmiyor. Biz de ütü elektronik mezunuyuz ve ne kadar Amerika'da okusak da çalışsak da buralarda başladı eğitimimiz. Kabataş ütü elektronikti. Oluyor. Olmuyor değil ama çok uzun ve zahmetli oluyor. Bir yoruluyorsunuz. Yani rahat ve böyle hani dört başı mamur olmuyor ama oluyor. O yüzden ben size mutlaka staj yapın ya da bir çalışma hayatını tanımanız lazım. Çalışma hayatı biraz bir şey öğretiyor insana. O olmazsa tabii çok zor. Yani kendi paranızı kazanmayı öğrenmeniz lazım. Şimdi sizin için girişimcilik daha önemli. Bizde yoktu bu melek yatırımcı vesaire. Hı <laughs> Hani patent almaya çalışın yani. Patent alıp girişimci olmaya çalışın. Orada e, Amerika'daki yarışmalarda birinci ya da dereceye giren Türk öğrencileri de bütün mezunu yani. Sonuçta öyle bakarsak orada Mars Rover projesinde bir sürü Amerikan üniversitesini geriye bıraktılar. Yani, oluyor ama uzun sürüyor ve zahmetli oluyor tabii. Yani olanaksızlıklar da insana bir yaratıcılık verir. O doğru e, yalan değil ama şu da getiriyor yani matematiğin bu soyut kısmı yani tasarım kısmı. Bir entegre çipi yapamamamız dünyada çok az ülke şey yapabiliyor, yapamıyor yani hatta. Nedeni bu tasarım kısmında eksik olması. Genelde biz şöyle pratik bakıyoruz, yani işte öğrenci sayısı çok oldu, test yapalım diyor matematikçiler, klasik matematik öğretmeyelim diyor. E, yapacak bir şey yok, 47 bin tane öğrenci var ülkede, nasıl yetişeceksin? imzamızda 10 bindi mesela. Bütün fakülte 20 35-40 kişiydik. Şimdi düşünsene kaç bin kişi, 2 bin kişi oldu, nasıl kontrol edeceksin? E, işte Bu önemli, yani o yüzden sizin okulunuz şanslısınız, iyi bir okulunuz var, sınıf mevcutlarınız çok iyi. Yurt dışı bağlantınız da var. Mutlaka deneyin. Burs almaya çalışın. Ve şey çok önemli. Bir şey geliştirmek istiyorsanız da nerede olduğunuzun çok bir önemi yok. Zorluk da olabilir. Aynen FRC yarışmasına nasıl hazırlandıysanız onu düşünün. Dereceyle girdiğiniz ortada yani bir şeyler de yapabiliyorsunuz. O zaman demek ki bir şeyler yapılabiliyor. Fakat bunu kişisel olarak yapmanız lazım. Bu çok zor olan kısmı o. Hem takım çalışması öğreneceksiniz hem kendinizin bir achievement olması lazım. Artık ne diyorlar biliyor musunuz? Özgeçmişinize şey yazmayın diyorlar. Diploma yazmayın. Okul yazma. Ne yazacaksınız peki? Hadi size soruyorum. Okul yazma, diploma yazma, ortalama ne yazacağız? Kendi geliştirdiğimiz research projeleri veya... Contribution diyor. Contribution mesela ben diyelim FRC'de yaptım. Ne yaptın? Oranın neresini öğrendin diyor. Soruyor direkt. Bir yıl yurt dışındaki trainee, yani staj için başvurularda bile soruyorlar. Almanya'da. Siemens'te başında geldi benim öğrencim. Sen orada hangi işi yaptın diyor. Yani o işi nasıl öğrendin, ne kadar öğrendin diyor. Spesifik olarak. Contribution'larınızı toplayın. Contribution neye bağlı arkadaşlar? Contribution bir şey yapıyorsanız mekanik olabilir, işte hangi aksamla uğraştıysanız artık elektronik kısmı olabilir, programlama kısmı olabilir. Fark etmez. Hepsinin ayrı ayrı önemi var. Onu iyi yapmak önemli. Mesela Stanford Üniversitesi'nin robotu Mojave çölünde bir çukura girdi çıkamadı. Hepsi rezil oldu. Öyle değil mi? Demek ki bilmek yetmiyor. Pratik zeka da lazım. Don't Look Up filmini seyrettiniz mi? Ben seyretmedim. Ben de. Evet, ne var orada? Adam bir şey öneriyor, kabul etmiyorlar değil mi? Son anda vazgeçiyorlar göktaşını vurmaktan. Niye? Bir tane Stanford'da mı? Ivy League diyorlar ilk 20'deki üniversite. <laughs> Onlar geliyor, biz üstüne robot indirip onu temizleriz diyor değil mi? Hatırladınız mı orayı? Sonra indiriyorlar ama robotlar başarısız oluyor. Bu iş böyledir çocuklar. Ee, yani bir şey centralize ettiğinizde, üniversite gibi bir kurumsal bir yapıya yüklediğinizde başarılı olma şansı giderek düşecek. Bu ilerideki eğitimin yüzleşmesi gereken bir şey. Küçük küçük şeyler kalacak. Distributed diyoruz. Distributed ne demek? Kendiniz gelişimci olarak da bir şey yapabilirsiniz. Patent alabilirsiniz. Elektronik bir sensör geliştirebilirsiniz. Ben olsam sensör geliştiririm bir şeyi nasıl algılarız? Bir robotun algılaması nasıl gelişir? beyinler nasıl geliştirebiliriz falan programcılığımızı? Bunları düşünün. Yani küçük küçük şeyler yapmak daha önemli. Google'da ne yapıyor? Küçük şirketlere kontraktör e, veriyor, geliştiriyor. Bin tanesini yarışmaya sokuyor. Bir tanesini yapıyor nasıl olsa. Başa onu alıyor. Ona para veriyor. Değerleri girişimcilik yaptık deyip orada kalıyorlar. Bu iş böyle. Siemens'te yarışma açıyor Almanya'da. Herkes fikrini veriyor, en iyilerini seçiyor. Ne güzel değil mi? Keşke biz de ZMS ve Google olsak diyorsunuz içinizden. Ama öyle değiliz. Değil mi? Bu e, fikir geliştirmek e, nasıl Google ve ZMS bunları kullanıyor bize karşı? Bunu bir düşünün. Nasıl kendimiz girişimci olabiliriz diye düşünün. Yani erken değil, geç de değil kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. ya Bu şeye benziyor. Belki sosyal bir dalda başarılı olacaksınız. Bilemem yani. Onu kendiniz bilirsiniz. Mutlaka hani meslek seçmek şimdi moda değil. Ben size söyleyeyim. Meslek seçmek olarak bakmayın. Başka sorunuz var mı? Ee, bir tane daha var. Sizce bir proje çalışmasında takım üyelerin her birinin bir görevi mi olmalı? Yoksa projenin bütünlüğü bütün üyeler mi ilgilenmeli? Tabii ki her Ama... birinin devam et. Hangisinin daha verimli olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki herkes ayrı görev verin. Herkes bir şey bitirmeden bir şeye geçmesin. Ya bu şeye benziyor. Birisi gidip mekaniği kuracak, tekeri alacak, takacak. Birisi diferansiyeli takacak, tamam mı? Birisi kodu yazacak. Ama bunlar hepsi bir bütün. Hepsi birden olmazsa ve sırayla olmazsa, sekvenşin olmazsa çalışmıyor araba. Ya da robot. Yani ee, herkes ayrı yapsın. Herkesin ne yaptığı belli olsun. Hatta bence e, projeyi tanıtırken de kontribüsyonları ayrı ayrı yazın. Mesela e, şeyler var projelerde. İş paketleri var değil mi? Hı hı. İş paketleri 1, 2, 3, 4 diye yazıyorsunuz. Hepsinin yanına sorumlu yazın. Kim sorumluysa. Sonra e, second level yazın. Second level'da kim kontrol edecek? Second level olur ya bu sorumlulara bir şey olursa kim bakacak? Bir tane de audit yazın. Audit ne demek? Kontrol eden. Her iş paketinde bir sorumlu olsun, bir yedek olsun, bir tane de denetleyici olsun. Böyle olursa bu çapraz yapıyı kurarsanız takım oluyor. Yoksa iş paketlerini herkese dağıtırsak olmuyor. Ya bir de tabii İş paketleri 16 iş paketi var. 3 sorumlu var. Sizce doğru bir dağılım mı? Değil. bunları dağıtmak önemli. Mesela şöyle şeyler oluyor takım çalışmasında. Ya arkadaşım o bilmiyor. Biz ona şimdi bir iş vermeyelim. Biz yapalım. O sonra katılır. Böyle bir anlayış yanlış. Böyle bir anlayış yanlış. Ben özel sektördeyken hiç kimsenin ümit bağlamadığı bir teknisyenim vardı. Ben ona bir bir şey veriyordum yani parmak T şeklinde, haç şeklinde bağlaması gerekiyor. Herif ağaç yapıyordu. O kadar yeteneksiz yani. Düşün. O adamı adam ettim. Niye? Hala beni arıyor 20-30 yıl, 40 yıl sonra. Niye arıyor? Bir şey öğretiyorsun çünkü. Ya insanlarda iz bırakmaya çalışın. Bu kolay bir iş değil çocuklar. Yani kimseyi takımdan dışlamayın. Bilgisiz insanların ne yapacağını, kimse kimsenin ne yapacağını bilemez. Sadece eksik olan işin tanımlanmaması iş paketleri doğru tanımlanmaması ve doğru bir şekilde yeteneklere göre dağıtılmaması. Ama herkesin yapacağı bir şey mutlaka çıkar. Ve en önemlisi bunu öğretmek tabii. Yani, yani lise düzeyinde, üniversite 1-2 ve ta üniversitedeki takımlar düzeyinde bunun eğitime yayılması gerekiyor. Anlıyor musunuz? Yani takım evet. kurmak çok ciddi bir sorumluluk. Adil olmak, bunu adil dağıtmak çok önemli o da tabii Türkiye'de yeteri kadar örnek olmadığı için yanlış anlaşılıyor. Ya yani ben mutlaka da... ayırın yani. Mutlaka herkes bilsin. Contribution ise gözüksün orada. Başka soru? Ben şimdi son soruya geçeceğim. Daha sonrasında da seyircilerimizden sorular alacağız. Tamam. İsterseniz onlar da siz de yazabilirsiniz yani. yani bütün sorularınızı. Ben son soruya geçiyorum. Mesleğinizi siz uzun bir süredir yapıyorsunuz. Başlangıçta farkında olmadığınız ama zamanla fark ettiğiniz bir özellik oldu mu? Ya da bu fark ettiklerinizden sonra mesleğinizi daha mı çok benimsediniz yoksa pişmanlık yaşadığınız şeyler oldu mu? Ya tabii şimdi şöyle pişmanlık şöyle yaşıyorsun. Amerika'ya gittiğimde gördüm ya yani bizde şeyler entegre değil çözümler ve bizde de rüzgar tüneli var İşte bizde de ölçüm cihazları var elektronik olarak laboratuvarlarımız vardı yani bayağı da iyiydi yani o zamanki koşullara göre o zamanki bütçeye göre ama şu var yani biz entegre edemiyoruz yani ya bir şöyle bir şey var şimdi en çok yaşadığım problem orada organik bir yapının içindesin pişmanlık yaşadığım şey o. Buraya geliyorsun, her şey kopuk çocuklar. Türkiye'de ağaç yok yani. Türkiye'de dalından kopartılmış dallar, çiçekler, böcekler ve şeyler var. Doğal ortamında değiliz, hiçbirimiz. Nedenini bilmiyorum. Çok uzun süredir devam eden bir şey. Ee, ya Orada şeyi görüyorsun yani, takım çalışmasının ötesinde müthiş bir ereklilik var. Yani herkes biliyor ve yapıyor yani. Konkord ya da Formula 1 arabası nerede test yapılacağını biliyor. Bizim çalıştığımız tünel var, hava tüneli. Bizim kampüs kadar tünel yapmışlar adam. İçine uçak sokuyor. Motoru bizim 3-4 bina kadar. Şimdi biz o motoru zaten yapamayız yani her şeyden önce. Dünyada kaç kişi jet motoru üretiyor? 3 tane firma. Pratt Whitney, işte Rolls-Royce, ikisi Amerika'da bir tanesi İngiltere'de. Kaç tane bilgisayar çipi yapılıyor? AMD ve Intel var biliyorsunuz. Bir de e, e, Ryzen bir çıktı? Onlar hepsi belli yerlerde yapılıyor. Çünkü bu şibar olduğumuz şey biz bunu niye geliştirmedik? 80'lerde böyle bir olanağımız vardı. Harcamışız. Çip laboratuvarı kurulacaktı. O zaman maliyetler de düşük tabii. Şimdi o zamanlar 300 milyon dolar. Şimdi 7-8 hatta 50 milyon dolar, 50 milyar dolara çıktı maliyetler. Teknoloji geliştikçe. Ya ileriyi görememek en büyük şey ee, acı yani Türkiye için ve bizim için. Ya O an gidiyorsun organik bir şeyin parçası oluyorsun. Buraya geliyorsun tekrar yalnız kalıyorsun. Oraya gidiyorsun tekrar ol. Bu çok yanlış bir şey yani. Burada niye olmuyor bilmiyorum. Yani bana sorsanız burada organik bir yapı kurmak herhalde çok şey olmaz. Hayalci olmaz yani. Bu da gene takım çalışmasının promote edilmesi ve matematiği geliştirilmesiyle olur yani. Bunu nasıl aşarız diye sorarsanız tabii şey de çok önemli. Kaliteli insanların şey olması lazım. Üniversitelerde olması lazım. Ama aşırı kaliteli yani. Bir, bir kuşağı harcayacaklar birkaç kuşağı. Ancak öyle kaliteli insan yetişiyor. Onda zaman alıyor. Yani bu zaman şeyi çok. Ya bize diyoruz ya Türkiye'de 50 sene orada 5 sene bizde 50 sene oluyor. Bunu çözmeye çalışın. Neden bu kadar yavaşız ve organize değiliz? Bunu düşünün. Bunu çözsek zaten bir sürü şey düzelir. Evet, sorulara geçelim. Var mı sorular arkadaşlar? Ee, şimdi bakıyoruz hemen. Chat'te de var mı? Bir sormuş. E, Türkiye'nin Sur'de tam üyelikten çekilmesi konusundaki fikirleriniz neler? Tamam ben salaklığımız ya işte daha ne olabilir ya? <laughs> Yunanistan ve bizden sonraki ilk üye kim bildim bakalım. Biz olmadık kim oldu tabii Kıbrıs Rum kesimi oldu. Sonra da İsrail oldu. Bir dillik yani o. Yani niye olmadık? Tam asosiye üye de olduğunda da para veriyorsun. Sanki parayla falan ilgisi yok. Bu tam ya, akılsızlık ya işte ne bileyim ben. Olmalıydık ya yani. Tabii iyi olunca şöyle oluyor. Mesela siz gidip orada çalıştığınızda oturma izni falan almanız son derece kolay oluyor. Avrupa Birliği'nde üye olmak gibi. Tam üye olmak. Asosyal üyede onu yapamıyorsun. Mesela bir üniversitedesiniz oraya gittiniz. Maaş alacaksınız. Değişiyor. Ya da doktora yapıyorsunuz. Orada doktora yapıyorsunuz. iş değişiyor. Tam üye ülkelerin öğrencileri daha avantajlı. Ya tabii bunları bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama engelliyorlar da yani. Tabii Yunanistan en çok bizim rüyamamıza sevilen Yunanistan delegeleri oldu. Haklılar da yani. Çünkü o kolay bir iş değil orada o statüye çıkmak. O konsey sürekli toplanmıyor yani öyle. Haklısınız o büyük bir kayıp yani. Belki doktora yapacaksınız çoğunuz yurt dışında. Mesela Amerika'da orada Türk, Türkiye'de doktora yapıp mühendislikte ilk güzel öğrenci benim öğrencim. Ama Amerika'da okuyup da oraya gelenler de vardı. Onlar hepsi fizik öğrencisiydi. Engineering yoktu. Şimdi mühendislik yok. Bu sizin için challenge bir şey. Oraya mühendis olarak gitmek çok zor. Bir daha bir soru sormuş. Tutkulu öğrenci için tutkulu öğretmen gerekmez mi? Ya gerekiyor da öğretmen ne yapsın? Hayatı kaymış. Evde herkes para bekliyor, para yok. Tabi, alacak para yok, yurt dışına gidecek para yok. Ne yapsın öğretmen? Öğretmenim orada mısınız? Murat Bey miydi? Nuri Bey. Nuri evet, Bey. Evet. Mustafa Bey buradayız. Ya öğretmen motive mi değil tabii siz söyleyin. Evet yani gerçekten e, tam soruyu anlayamadım kusura bakmayın çocuklar yazıyordum o yüzden kusura bakmayın. Tekrar alabilir miyim soruyu? Ya diyorlar ki tutku öğrencide olmalı diyorum ya ben. öğretmenlerde tutkulu olmalı değil mi diyorlar. Tabii ki olmalılar ama. Evet. Yani tutkular ya, meslek o... için gerekti. Ee, öğretmenlik için tabii ki daha farklı bir durum var. Ee, çünkü sürekli olarak birebir iletişim halindesiniz öğrencilerinizle. Yani sabah yaptım işi, iş bitti, gideyim halinde bir durumda değilsiniz. Sürekli insanlarla iletişim içerisindesiniz, öğrenciler, iletişim içerisindesiniz. O yüzden çok tutku gerektiren bir meslek. Daha önce de. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir meslek. Asla geride kalmamanız gerekiyor. Bu önemli. Ya şöyle, bütün öğretmenlerin sizin okulun da yapısı gereği çok değerli. Bir şey yapın yani. Türkiye'de en zor meslek mesela. Fransa'da en kutsal meslek öğretmenlikti. Şu anda bilmiyorum. Orada kaldım ben. Paris'te de kaldım. İltirel de ders verdim. Ya orada öğretmenlere, hocalara bir saygı var. Biz onu halen kuramadık e, ee, bu işler böyle çocuklar yani e, ben şimdi herhangi bir öğrenciyi suçlamıyorum tutku yok işte sıkılıyor işte instagrama giriyor vesaire diye suçlamıyorum çünkü kitap okumuyor diye de suçlamıyorum çünkü bu bir görgü meselesi doğduğunuz aile ve ortam ve şehir yani kütüphanesiyle ünlüse kütüphanesiyle ünlüdür başka bir şeyin ünlüse başka bir şeyin ünlüdür yani sizin e, gördükleriniz rol model olarak seçtikleriniz tabii ki büyükleriniz, öğretmenleriniz ve bebeğiniz olabilir. Fakat Türkiye çok katik bir ortamdan geçiyor ve bunu ya yani bütün suçsuzluğu yani bir öğrenci tutkulu değil, işte yok habire oyun oynuyor falan diye suçlamak son derece yanlış. Çünkü niye yanlış? Bütün her şey birbirine bağlı. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Felsefede bu da var. Ya yani bir şey değiştirmek için birçok şeyi değiştirmek gerekiyor. Bizim anlamadığımız şey bu. Ya belki hocaların durumu değişince biz daha tutkulu olacağız. Öğretmenler daha tutkulu. O da size yansıyacak. Hocalar daha özgür olacak. Bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Ya eğitim toplumun genelinden kopuk bir şey olamaz yani. Şimdi organik bağ dediğim o benim. Türkiye'de yok o. Yani orada anlıyorsun. Yani Mozambik'ten bir öğrenci gelse sizce buraya kendini mutlu hisseder mi? Evet. Aslında i̇şte, bu FRC kulübüyle, FRC çalışmaları da bu organik bağ sağlayabildiğini düşünüyorum. Tabii ben. kulüp çok evet, önemli. Bu kulüp çok, çok önemli. önemli ve gerçekten hem üniversiteli bir organik bağ oluşturuyor, hem de aynı zamanda gelecekteki öğrencinin mesleğiyle ilgili, sanayideki o çalışma, mühendislik isteyen öğrenci için özellikle onları gözlemleyen fırsatı buluyorlar. Tamam. Ee, evet, yani tabii tabii, dışarıya olan... gidip iş yaptırın. Mutlaka dışarıya gidip biz... E... İnsansız deniz aracı yapmıştık doğuşta ve denedik şeyde, göletlerde. Hepsi nasıl çalıştı anlatamam ya. Yani. Bu insan ortalamaları iki falan üniversitede. Hepsi bir parça sanayiye her gün gidiyorduk. Ben beraber gidiyordum onlarla. Karaköy, işte Perşembe pazarı, motorcular, tekneciler hepsini dolaştık. Bu, bu da bir tecrübe. Ve... ve... E... Ya bulunmaz fırsat. Ben size söyleyeyim bu FRC ve bütün bu hem takım çalışması oluyor hem başka şey. Kendinizi test ediyorsunuz. Daha ne olacak? Evet, Mustafa Bey gerçekten biz bugün sizle tanışmış olduk ama bundan sonrası için FRC'de bilgi anlamında da sizlerle çok iletişim kuracağımızı düşünüyorum. Hani sizlerle birlikte belki birkaç çünkü proje kısmında proje üretirken bizler böyle teknik olarak özellikle üniversiten sizlerin akademisyen gözüyle değerlendirmesi çok değerli hani sizlerle iletişim kurup o konularda bilgi al alabiliriz. E tabii ütü robot takımıyla e, şey yapabiliriz. E, bizim çocuklar var. Onlarla tanıştırırım sizi. Ütüro var biliyorsunuz olimpiyatlar. E, oradan çocuklarla da konuştururum. Bir şey olursa yazın bana ben onlara yönlendiririm. Ve şey var burada takımlar var. E, Mars Rover takımı var, elektrikli araç takımı var. Mesela Kabataş'takiler buraya geldi. Tabii siz bir vesiniz olmuyor. <laughs> Buraya geldiler, robotlarını getirdiler. Bizim robot atölyesine soktuk, baktık, ettik. işte test yaptık, kartlarına baktık. Şimdi tabii uzaktasınız yani değil mi hocam? Olmuyor. Evet. Ee, Kabataş hemen arabayla ben gittim aldım robotları getirdim. FRC'ydi onların içinde. Baktık ettik. Hem onlarla muhabbet ettiler işte oradaki kulüpleri gezdiler. Bunları yapabilirsiniz. Orada da şey var ama İzmir Yüksek Teknoloji falan var. Teknik tek iletişim halinde oldunuz e, hocalar var, e, orada bir görüşüyoruz. Hı hı. Ama, e, sizlerin de ile ilgilendiğiniz için hani e, biz size o imkanı sağlarız hiç merak etmeyin. <laughs> Robotun çevresinde kameralarla dolandırıp <laughs> sizlere tanıtabiliriz. Yani Öyle olur ya bir şey olursa çünkü, sorun. almak isteriz. Tabii kaba taşlar bir de bir şunu yapmışlar, hemen hani, Farsiye katıldılar. Bir iki yarışmaya daha katıldı onlar robotik kulübü olarak. Bir tane de şeyler vardı. Fizik kulübü vardı. Ben hiç inanamadım. Şimdi ben Sörn'deyim. Bir baktım liseliler kod mod yazıyor bir şeyler. Çalışmalar var. Ne dedim bu? işte Kabataş katılmış Türkiye'den. Kod yazanlar var. E, orada resim sergisi açanlar var. Hep böyle şeyleri düşünün. Ve bunları biz bilmiyoruz. Genelde Avrupa ülkeleri yapıyor. Hani mutlaka bu web sayfaları var ya çocuklar. Ütü'nün, Sörn'ün, NASA'nın hepsine girin. Hepsinde de şey var mesela yarışmalar var high school student için. Hepsine katılabilirsiniz ya yani hiçbir problem yok. Ee, sadece fikir soruyorlar. Bazılarında para da yolluyorlar size söyleyeyim. Bir tanesi vardı üniversite öğrencilerine yolluyorlar gerçi ama olsun. High school'a da yollayan varmış. Size para yolluyor. Bunu nasıl kullanacaksınız? Ya bir şeyler alet falan da yolluyorlar. Şunu alın yapın diyorlar öyle şeyler oldu gördüm ya drone yarışmasında bir yerde yurt dışında 15 yaşında birisi kazanmıştı mutlaka bunlara açık olun ya yani meslekten daha çok etkinlik yapın ve yani hiçbir zaman özgeçmiş doldurmaya kalkmayın kontribüsyonlar önemli siz kontribüsyon yaparsanız özgeçmiş kendiliğinden gelişiyor Evet farklı alanlarda çalışan zaten arkadaşlarımız da var. Sadece biz Fars olarak da Teknofest'teki bazı projeler üzerinde de çalışıyoruz. Ha o da çok iyi. Evet Efficiency Car için iki senedir döküman gönderiyoruz. Onun da katılmayı çok istiyoruz. Bu sene bir erken elendik ama önce, önceki yıl daha final aşamasındaydık. O proje üzerine devam ediyoruz. Ha, Onun, bu arada Sörn'de de bir şey yarışma var. var. Ben, ee, geçen evet. mentorluk yapmıştım. İlk ona girdiler. Sonra da bir yarışma var. Minds diye. Hmm. Ona da bakın. Tamam. Mutlaka. Ee, onlar da fikir soruyorlar. Ee, Master Minds gibi bir ismi vardı onun. Ee, high School Students diye girerseniz çıkıyor. Ee, son bir soru daha gelmiş. Hemen onu da alalım. Ee, araştırma kapasitesi açısından Amerika'daki hangi üniversiteleri önerirsiniz? Valla hepsi olur. Ben size söyleyeyim. 4000 tane üniversite var orada. Bizim gibi değil. Ya sadece elektronikte doktora veren 164 taneydi ben gittiğimde. Ya tabii ki ben olsam ilk 100 ya da ilk 200 hedeflerim. Ama bunlar artık önemli değil. Ya Amerika'da bir üniversite bitirseniz de Google'a giremiyorsunuz. Bence şöyle yapın. Ülke ya da üniversite değil de kendiniz neyle mutlu olduğunuzu bulun. Bunu nerede realize edebilirim diyeyim. Mesela belki oyun yazacaksınız ne bileyim ben. Belki sosyal bir şey yapacaksınız. Psikoloji de çok önemli şu anda. Sosyal psikoloji işte hani var ya Foundation diye bir dizi var. Psychohistorianlar var. Psychohistorian ne demek? Psikoloji bilecek, tarih bilecek, bilgisayar bilecek. Şimdi böyle adamlar yok. <laughs> Değil mi? Ya yani böyle düşünürseniz üniversite seçmekten öteye gidersiniz. Mesela bazı Almanya'da bir yer var. Adı duyulmamış bir üniversite. Sıralamada da aşağıda yani. Hani 200'de bile olmayabilir. Bilmiyorum. Ama bir adam var orada. Tek bir adam. O adam Intel'den bir adamla çalışıyor. Kimse de bilmiyor. Intel'de söylemiyor bunu herkese tabii ki. Yani üniversitenin sıralamasının da bir anlamı kalmadı şimdi. Mesela ETH var İsviçre'de. Amerika'da gidecekseniz mutlaka suç oranlarına ve sosyal şeylere bakın. Sizi mutlu edecek olan o. Lisans eğitimi çok önemli değil. 120 krediye düştü. Hatta 100 krediye düştü Amerika'da. Ben sinyalinizde olsa master ve doktora hedeflerim. Bizim gibi bakmıyorlar onların eğitimi. Onların eğitim anlayışı şu. Çok kısa söyleyeyim. Master, doktor önemli orada. Orada bizim undergrad var ya Ötü ve Otlü'deki ve Boğaziçi'ndeki ve Bilkent'teki. E, Sabancı'yı ve Koç'u da katalım Oradaki eğitimden daha iyi olabilir. Bizim problemimiz master ve doktora da bir şey çıkartamamak. Türkiye'nin problemi. Yani ben olsam 2-3 e, sene burada okurum işte var Sabancı var, Koç var, diğerleri var. Ütü var, Boğaziçi var. Hepsine girebilirsiniz. Hepinizin de akıllı olduğunu düşünüyorum. İki sene, üç sene okuyup son sene, üçüncü, dördüncü sınıfta. Mesela şimdi böyle programlar var Amerika'da. Buna Master 1 deniyor bizde de var. Biz de yaptık. Üçüncü, dördüncü sınıfta Master dersi alıyorsunuz. Bunu yapmaya çalışın. Yani hemen çeşitli üniversitelerden alabiliyorsun. Online alabiliyorsun. Böylece siz görmüş oluyorsunuz. Online ya da üçüncü, dördüncü sınıfta Master'ın şeyini görüyorsunuz. Üçüncü sınıfta çocuk 500 kodlu ders alıyor. Beşinci sınıfta ya da altıncı sınıftan ders alıyor. Bu eskiden yoktu. Şimdi var. Hani böyle bir şey yapın. İlk iki sene Sabancı'yı ben beğeniyorum. Mühendislik ve doğa bilimden Amerika'da da bu var. Programlara bakın. Yani direkt meslek seçen okullar eskimiştir. Biraz böyle interdisipliner bir şey olması lazım. Biraz da şeye bakıyor. Yani her, her okul her dalda iyi değil. Mesela Aerospace'de beşinci olan işte elektronikte yüzüncü oluyor. Mutlaka kafanızda bir şey olsun. Yani ke kendinize ait bir veriyle gidin. Onlara ait bir veriyle yola çıkarsanız hata yaparsınız. Mutlaka kendinizi tanıyın, yeteneklerinizi bilin, ona göre gidin. Teşekkür ederiz. E, süremizin sonuna geldik. Ee, çok keyif aldım ben açıkçası söyleşiden ve aslında bizim için de bakış açımızı birazcık daha genişleten bir konuşma oldu. Ee, Nuru Bey de dediği gibi biz size çalışmayı çok isteriz. Bugün de çok keyifliydi tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Gerçekten ben keyifli. Bir <laughs> Gerçekten hepimiz için çok keyifli bir sunumdu. Davetimizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ee, çok mutlu olduk katıldığınız için. Teşekkür tamam, ederim. Sağ olun çocuklar. Dikkat edin. Teşekkür ederiz. Her şeye verir. bakın. Bir tek şeye bakarsanız kaybediyorsunuz. Her şeye bakın. Size başarılar diliyorum sınavlarda. Teşekkür ederim. Şeyde. Bütün yarışmalara katılın. Hiç, hiçbiri sizden zeki değil. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Vay. Evet. Görüşürüz. Görüşmek Çok üzere. Görüşürüz. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın Nuri Hocam. Görüşürüz. Görüşürüz Musa Bey. Bey. Kendinize iyi bakın. İletişim kuracağız tekrar sizlerle. Çok sağ olun her şey için. Tamam. Her zaman. Hoşça kalın. Görüşürüz.